Namık Kemal Üniversitesi 2021-2022 akademik yılı açıldı. Sayın Türkiye Büyük Millet Meclisi Başrektörü Profesör Doktor Sayın Mümin Şahin'in konuşmaları. Namık Kemal Üniversitesi 2021-2022 akademik yılı açılış töreni Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Profesör Doktor Mustafa Şentop'un katılımıyla gerçekleştirildi. Namık Kemal Üniversitesi Rektörlük Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen açılış programı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuarı müzik dinletisiyle devam etti. Açılış konuşması Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Mümin Şahin tarafından yapıldı. İlk ders açılış konuşmasını da Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Profesör Doktor Mustafa Şentop yaptı. İfade etmiştim. Bu aslında dost ve kardeş Azerbaycan'ın yanında yer almamızı izah eden sebepler olmakla beraber genel olarak bölgesel ve uluslararası alanda Türkiye'nin politikalarını ve yaklaşımının temel esaslarını ortaya koyan ifadelerdi aynı zamanda söylediklerimiz. Daha sonra da sivillerin vurulduğu ve şehit edildiği Gence'ye ziyaret gerçekleştirmiştik. Tarihte. Orada hastanede küçük çocukların yaralanan küçük çocukların ziyareti sırasında çok büyük bir üzüntü, büyük bir ızdırap oldu. Tabii savaşmak askerler arasında cereyan eden bir hadisedir savaş. Şüphesiz hiç kimse yaralanmasın, hiç kimse ölmesin. Ama icap ettiği zaman, bir zaruret haline geldiği zaman savaş meşrudur. Ama askerler arasında savaş olur. Askerler çatışır. Sivillere yapılan saldırılar tarih boyunca da bütün kültürlerde, medeniyetlerde, bütün hukuk düzenlerinde çok ağır müeyyidelerle karşılanmıştır. Nitekim uluslararası sözleşmeler de var bu alanda. Sivilleri hedef alan saldırılar. Bunlarla ilgili uluslararası hukuk bakımından Azerbaycan'ın müracaatları var. Bunları Türkiye olarak da biz her zaman destekliyoruz. Azerbaycan'ı desteklememizin sebeplerini şöyle ifade ettik. Esasen tabii ki biz tek merhum Haydar Aliyev'in ifadesiyle tek millet, iki devlet şiarıyla hareket ediyoruz. Bu savaşın başladığı günlerde bunu söylemiştim. Tek millet, iki devlet şiarı ilkesi bir türkü sözü değildir. Bunun sahada da karşılığı vardır. Ve Türkiye bunu her zaman göstermiştir, gösterecektir demiştim. Biz Azerbaycan'ı desteklerken öncelikle Azerbaycan'ın davasında haklı olduğuna inanıyoruz. Azerbaycan'ın kendi vatan topraklarını, gittiğimiz her yerde bunu görüyoruz. Türkiye'den rahatsız olanlar da var şüphesiz siyasetçiler, yabancı ülkelerin yöneticileri arasında. Ama bu rahatsızlıkların sebebini gördüğümüzde de bu bizi sevindiriyor, memnun ediyor. Türkiye'nin büyümesinden, gelişmesinden, tesirinin artmasından rahatsızlık duyuyorlar. Bu rahatsızlık olsun, bu rahatsızlıklar artsın. Biz bundan iftihar ediyoruz, bundan memnuniyet duyuyoruz. Onun için her zaman Türkiye'nin gerek tarihi, gerek coğrafyası, gerekse ortak tarih ve kültür içerisinden gelmiş olduğu ülkeler üzerindeki tesir gücü bakımından Türkiye'nin büyüklüğünü anlamamız Türkiye'ye, milletimize ve kendimize güvenmemiz gerekiyor. Bu bakımdan bunu hiçbir zaman unutmamak lazım. Türkiye fikri Türkiye'den büyüktür. Üç Hilalli Park beğeniliyor. Çiftlikönü Mahallesi'nde Süleyman Paşa Belediyesi tarafından inşa edilen ve çevre düzenlemesi yapılan 3 Hilalli Başbuğ Alparslan Türkeş Parkı, Süleyman Paşa halkı tarafından büyük beğeni gördü. Çocuk parkı, oturma yerleri ve yeşil alanın olması beğenilirken, bir engelli vatandaş da engelliler için istekte bulundu. Ya parkı bir yönden kötü buluyorum. Engelli araçlarını yani doldurmaya bir alet yapmamışlar. Ya engelli işte geliyoruz buraya, aküler çok para. Alamıyoruz. Aynen. Şarjımız bitiyor, eve gidemiyoruz. Anladım. Sayın Başkanımız umarım bu konu dikkate alır. İnşallah. Park çok güzel olmuş. Hani çocuklarımız gelip oynuyor ama
Benim tek bir görüş açım var burada. Bu yolla sıkıntı. Bayağı bir açılmış. Aynen, burası. Aynen doğru. U şeklini almışlar. Ya bu yolu düzeltirseler çok güzel olur çünkü korkuyoruz. Burada çoluk çocuk, öğrenciler geçiyor durmadan. Kaza olur diye korkuyoruz. Trafik yönünden kesime yolla daha iyi olurdu. Yani o eski yoldan daha iyi olurdu. Böylesi biraz trafik rahatsız ediyor mu insanları? Birisi şimdi burada bir göbek olması lazım şurada. Hı. Göbek yok. Malap Park açıldı. İyi parkımız yani şu anda. Güzel yani. Trafik yönden peki sorun yaşıyor musunuz? Trafik yönden bu göbekten dolayı biraz daha az içeri olsa göbekten. Yoksa iyi yani. Eski halinden iyi tabii. Eski halinden iyi diyorsun. Tabii. Gayet güzel. En azından insanların biraz dinlenmeye, güneşlenme, çocukları parka getirmeye güzel bir imkan. Eski hali mi daha iyi, şu anki hali mi daha iyi? Ya şimdi eski haliyle şimdiki haline kıyaslamaya gerekirse tabii ki yeşilliklerin olması elbette güzel bir şey. Önceden burada bir park yoktu. Vardı da aradan geçen yol sayesinde kaldırılmıştı zaten. Park diye bir şey yoktu. Şimdi var. En azından çocuklar sahile inmesine gerek kalmadan burada vakit geçirebiliyorlar küçük. Trafikte emniyet kemeri yaralamalı kazalarda riski %60 azaltmaktadır. Güvenli trafik bir hareketine bakar. Bir hareketine bakar hayat kampanyasına destek tüy gibi büyüyor. Tekirdağ'da direksiyon başına geçen Tekirdağ Valisi ve İl Emniyet Müdürü, İçişleri Bakanlığı'nın bir hareketine bakar hayat kampanyasına destek verdi. İçişleri Bakanlığı tarafından trafik kazalarında can kurtaran emniyet kemerine dikkat çekmek için başlatılan bir hareketine bakar hayat kampanyası için direksiyon başına geçen Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım ve Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, sürücülerin emniyet kemerleri takması konusunda uyarılarda bulundu. Trafikte emniyet kemeri yaralamalı kazalarda riski %60 azaltmaktadır. Güvenli trafik bir hareketine bakar. Trafikte emniyet kemeri yaralamalı kazalarda riski %60 azaltmaktadır. Güvenli trafik bir hareketine bakar. Trafikte emniyet kemeri yaralanmalı kazalarda riski %60 azaltıyor. Güvenli trafik bir hareketine bakar. Avcılar Filizköy'de yangın paniği. Avcılar Filizköy'de 10 bin metrekarelik alana kurulu kumaş boyama ve kumaş depolama alanında çıkan yangın, ekiplerin 3 saat süren çalışmaları sonucu kısmen kontrol altına alındı. 3 iş yerinde hasar meydana gelirken yangını söndürme çalışmaları drone ile havadan görüntülendi. Edinilen bilgiye göre saat 18.15 sıralarında Avcılar Filizköy Mahallesi Mezarlık Üstü Caddesi'nde 10 bin metrekarelik alana kurulu kumaş boyama ve kumaş depolama alanında yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşlar, polis, sağlık ve itfaiye ekiplerini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine çevre ilçelerinden çok sayıda itfaiye ekibi bölgeye sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevredeki vatandaşları uzaklaştırarak önlem alırken itfaiye erleri yangına müdahale etti. Kimyasal maddelerin tutuşması nedeniyle itfaiye ekipleri söndürme çalışmaları sırasında zaman zaman zor anlar yaşadı. Söndürme çalışmaları sırasında yangın fabrikanın yanındaki iki iş yerine de şikayet etti. İş yeri sahipleri panikle içerideki malzemeleri dışarıya taşıyarak kurtarmaya çalıştı. Yangın yaklaşık 3 saatlik çalışma sonrasında kısmen kontrol altına alınırken ekipler soğutma çalışmalarını sürdürüyor. Sis gemileri hapsetti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sarı kodlu sis uyarılarından sonra Marmara Denizi'nde etkili olan sis sebebiyle çok sayıda gemi Tekirdağ kıyılarına demirledi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan balıkçılar ise sisi denizin en büyük fırtınası olarak nitelendirdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sarı kodla uyardığı Marmara bölgesi 5 gündür yoğun sis etkisi altında. Sis sebebiyle yollarına devam edemeyen çok sayıda gemi Tekirdağ kıyılarına demirlerken balıkçılardan denizdeki sisten dolayı denize açılamıyor. Denize açılamayan balıkçılar ise günü yırtılan ağlarını tamir etmekle geçiriyor.
konuyla ilgili açıklamada bulunan balıkçılar, sisin fırtınadan daha etkili olduğunu ifade ettiler. İtfaiye ekiplerini uğraştırdı. Edirne'de çatıda mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerinin bir saatlik çalışması sonucu kurtarıldı. Çıkarsan olur anne. Çünkü geriye kaçmasın. Edinilen bilgiye göre Fatih Mahallesi Şehit Cengiz Karaca Sokak'ta bir evin çatı katındaki kedi sesi geldiğini duyan mahalleli sakinleri itfaiyeden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine giden ekipler kediyi bulunduğu yerden kurtarmak için seferber oldu. Merdivenle çatıya çıkan ekipler kediyi sıkıştığı yerden çıkarttı. Kedi çatının yanında bulunan ağaca atlayarak ekiplerin işini zorlaştırdı. Ağacın dalına tutunan kediyi bu kez ekipler ağaca tırmanarak alıp aşağı indirdi. Ekipler kediyi sahiplenmek isteyen üniversite öğrencisine teslim etti. Bu apartmanda yaşıyorum. Öğrenciyim. Kedinin 3-4 gündür sesi geliyordu. Bugün itfaiyeyi çağırdık. Geldiler. İşte kurtarmayı bekliyoruz. 3-4 gündür çok acı acı ağlıyordu. Ben dışarı çıkıp baktım ama göremedim, bulamadım. Çatıda olduğunu da fark etmemiştim. Bugün ilk defa fark ettim. Çağırdık itfaiye ekiplerini. İşte herhalde 1,5 saattir falan burada kurtarmaya çalışıyoruz. Çok inat çıktı o da, çok korktu. Şimdi çok şükür kurtardık ekiplerin sayesinde. Evet, şimdi güzel bir yuva bulana kadar benimle kalacak. Ha gayret. Aferin, helal. Aferin sana, aferin. Bütün yani sadece biz burada olabiliriz ama 20-30 kişi bu olaya dahil oldu ama şu an evlerine çekildiler. 4-5 gündür bu yavrucuk oradaydı. Bir türlü alamadık. Bu kardeşim birkaç kişi daha komşulardan çok aradılar. En sonunda 3 gün 4 gün sonra geldiler. 4-5 gündür bu hayvan bağırıyor böyle. Sağ olsun ellerine sağlık, emeği geçenlere kurtardılar. Tekrar merhaba. Bilen konuşmak zorunda. Aile içi ve kadına yönelik şiddet konusunda yapılan çalışmalar hakkında bilgiler alacağız. Ve şiddet önleme merkezine başvurarak hizmet alabiliyorlar bizler. Doğru da size gelebiliyor yani. Halkın da tavsiyeleriyle, halkın bizden talepleriyle ilgili kişilere aktaracağız.